Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Bugün sizler birlikte Aerocool'un DS200 kasasını inceleyeceğiz. Recep, bu kasa bana bir yerden tanıdık geliyor ama yeşil değildi. Evet Ali, biz bu kasaya bir Skylake sistem toplamıştık. 7000 TL sistem toplama rehberimizde kasanın siyah versiyonunun nasıl monte edildiğini görebilirsiniz. Aslında orada pek çok ince noktasına vakıf olduk kasanın Recep ama evet. Şimdi önemli noktalardan bir tanesi personal computer, kişisel bilgisayar dediğimiz şeyin kişisel olması. Evet, kişisel kısmı da özellikle renkler konusunda devreye giriyor. Kendinizi hangi renkle ifade etmek istiyorsanız bu kasanın o şekilde farklı renklerini tercih edebiliyorsunuz. Daha önce siyahını kullandık. Bugünkü incelememizde yeşil ve turuncu renklerimiz de var. Ama bu renklerin haricinde farklı renk seçenekleri var. Hangi renkler var Recep? Ali, kırmızı, turuncu, mavi, siyah, beyaz ve yeşil renk var. Yeşil şu an zaten masamızın üzerinde duruyor. Gerçekten çok fazla sayıda renk seçeneği mevcut. Yeşilin görünümü daha ilk baştan hoşuma gitti. Tabii ki bazı kullanıcıların hoşuna gidecek, bazılarının gitmeyecek, kimisi farklı renkleri tercih edecek. İstersen kasaya bir yakından bakalım, bir de kasanın teknik özelliklerini sıralayalım. Şimdi bizim topladığımız sistem haricinde de bu kasayla neler yapılabilir, neler edilebilir, artları, eksileri, tasarımın odak noktası nedir, bunlardan bahsedelim. Hemen Ali. Kasanın siyah turuncu ve siyah yeşil renklerini şu an karşımıza görüyoruz. Evet Ali, gerçekten çok canlı renklere sahip kasa. İki renk de oldukça parlak, oldukça güzel. Tabii ki yeşilin daha fosforlu bir yeşil parlaklığı var. O beni daha çok cezbediyor. Bir de siyah yeşil kombosu daha böyle oyunlardan aşina olduğumuz bir renk şeması. Tabii ki dediğimiz gibi bizim baktığımız siyah, turuncu ve yeşil kasalar haricinde 3 tane daha renk seçeneği. Şimdi birden fazla renk ile inceleme yapmak gerçekten güzel. Evet. Çeşidi karşında görmek, bakmak. Ama Recep, bu DS'nin, markanın, Aerocool'un DS alt modellerinin anlamı nedir, manası nedir? Bu kasanın diğer kasalardan renk dışında bir ayırt edici özelliği var mı? Ali, DS, Dead Silence'ın kısaltması olarak geçiyor. Dead, ölü, silence, sessizlik, yani ölü sessizliğinde özellikle sessizlik için tasarlanmış bir kasayı vurgulamak için böyle bir isim seçilmiş. O zaman içerisinde ses yalıtımı olması lazım. O zaman bunun sacının, yani metal kalınlığının biraz daha diğer kasalardan farklı olması lazım. Çünkü sevgili izleyiciler, materyal ince olduğu zaman daha çok rezonans yapıyor. Ses geçirgenliği, ses yalıtımı olmuyor o kadar. Bir de içerisinde yalıtım için bunun yastıkçıklar olması lazım. Bir kenarına, köşesine, çevresine, tasarımına biraz daha bakalım. Kasanın üst kısmında aynı şekilde renkli bir yapıya sahip. Evet Ali. Dokunduğunuz zaman kadifemsi bir dokunuşu var. Hani böyle telefonlarda da kullanılır ya, kadifemsi plastik kaplama. Özellikle dış kısma yumuşak bir dokunuş hissi kazandırıyor. Üzerinde böyle parmak izi gözükmüyor. Bunlar artılar. Burada açma kapatma, reset tuşlarını görüyoruz. Sabit diskle dışını görüyoruz. Kulaklık ve mikrofon girişlerimiz var. USB 2.0 portları, USB 3.0 portları ve en önemlisi kasanın kendi fan kontrolcüsü var. Bu fan kontrolcünün çalışan hallerini bizim sistem toplama rehberimizde görebilirsiniz. Videolarımızın, bütün incelemelerimizin mutlaka açıklama kısımlarında ilgili olan diğer incelemeler ve videolar için bağlantıları bulabiliyorsunuz. Tabii ki şu an üzerinde koruyucu etiketleri var sevgili izleyiciler. Önemli olan kısım bu yüz kapağın değiştirebiliyor olması. Evet. Şu arkadaki kısımları bastırarak bu yüz kapakları havalandırma çıkışı olan kapaklarla değiştirebiliyoruz ve her birinin kutusundan bir adet üst kapak çıkıyor. Buradaki bahsettiğimiz kapak da bu şekilde. Evet. Maalesef rengi bununla uymuyor. Yani rengi siyah sevgili izleyiciler, yeşil ya da turuncu bir kapak çıkmıyor. Bunu değiştirmek için buradaki pinlere bastırmak gerekiyor. Sertçe bastırdığınız zaman bunun burada kilit mekanizması açılıyor. Kenara alabiliyorsunuz kapağı ve de yerine diğer kapağı takabiliyorsunuz. Aşağıda gördüğünüz bu hazne 240 mm ya da 120 mm'lik su soğutmalar için, fanlar için kullanılabiliyor. Özellikle buradan geçiş için bir hazne açılmış. Bunu tekrar bu şekilde oturtuyoruz. Öncelikle şunu bir bastırarak açmamız gerekiyor. Başta kilitli olarak geliyor. Sonra yukarıdan aşağı indirip bastırdığımız zaman üst kısmı kilitlemiş oluyoruz. Bunun kendi içerisinde bir toz filtresi var. Tozu özellikle içeriye almayıp tutmak üzere tasarlanmış. Şimdi yine siyah yeşil güzel bir renk kombinasyonu var. Ama kendi orijinal yeşil kapağı gerçekten çok daha güzel. Bir de bu arka kapağı açarken bu arka kapağın bazen bu şekilde kilitlenmesi ve kolay açılmaması var. İyice bir bastırmanız gerekiyor. İlk denemenizde açamayabilirsiniz. Telaş yapmayın. Kolay kolay kırılacak bir kapak değil. Tekrar yeşil kapağını takıyorum ve çok daha güzel bir görüntü elde ediyoruz. Tekrar yuvaya oturduk. Fan kontrolcünün özelliklerinden biraz bahsedelim. 4 tane tuş var Recep. Ne işe yarıyor bunlar? Ali, öncelikle alttaki C tuşu color, yani buradaki göstergenin rengini değiştirmeye yarıyor. Bunun yanında burada artı ve eksi tuşlarını görüyoruz. Bu tuşlar sayesinde fanların hızlarını değiştirebiliyoruz. Evet, fan hız ayarı artı ve eksi şeklinde. Evet, yüksek, orta, düşük ve tamamen kapalı olacak şekilde 4 tane fan ayar seçeneğimiz mevcut.
aynı zamanda farklı ülkeler için Celsius ve Fahrenheit arasında da geçiş yapabiliyoruz. Yani Amerika ve dünyanın geri kalanı olarak özetleyebiliriz. Göstergenin kapalarını görüyorsunuz sevgili izleyiciler. Topladığımız sistemde bunun canlı halini görebilirsiniz. Farklı renk seçenekleri var. Renklerini de değiştirdiğimiz göstergeyle mesela yeşil yeşil yapıp uyum sağlayabiliyoruz. Hemen aşağıdaki bağlantıdan buraya ulaşabilirsiniz. Şimdi iki önemli soru. Fan kontrolcüye kaç adet kasa fanı bağlayabiliyoruz? Öyle, 3 tane fan bağlayabiliyoruz. Peki bunları ayrı ayrı kontrol edebiliyor muyuz? Hayır, her birini tek bir noktadan kontrol ediyoruz. Yani buradaki ayarı değiştirdiğimiz zaman 3 fanın birden hızı değişiyor. Bunun haricindeki fanları kontrol etmek istediğinizde ya da farklı bir şey yapmak istediğinizde, fanların bir tanesini hızlı, bir tanesini yavaş çalıştırmak istediğinizde tavsiyemiz anakart üzerindeki bağlantılara bağlamanız ya da bazı anakartların beraberinde ekstra fan kontrolcü bağlantıları geliyor. Kasanın sabit olan ön arka giriş ve çıkış tahliye fanlarını, hava çekiş ve tahliye fanlarını kontrolcüye bağlamanız ama lokal fanları mesela işlemci ya da harici bir ekran kartı soğutması taktıysanız bunların soğutmasını anakartta kontrol etmenizi tavsiye ediyoruz. Bir de bunun haricinde bu tür fanlarla çok uğraşmış olan izleyicilerimizin, ileri seviye izleyicilerinin sorusu olacaktır. Fan kontrolcü kaç watt güç verebiliyor? Ali, 25 watt toplamda güç verebiliyor. Kasanın yan profiline baktığımızda burada yine o dokuyu görüyoruz. Şu aşağıda aralarda hava alma oldukları var. Evet. Havayı bu şekilde çevreden içeriye doğru çekiyor bu kısmın altından. Ve de yan tarafta kasanın genel olarak inceliğini, daha doğrusu kalınlığını görebiliyoruz. 0.8 mm kalınlığında çelik kullanılmış sevgili izleyiciler. Bu oldukça kalın. Çünkü genelde yarım milim hatta daha da hesaplı kasalarda çok daha ince saçlar görebiliyoruz. Kasanın üst arka kısmında burada bir boşluk var. Evet Ali. Bu kasayı taşımak için mi acaba? Hayır Ali, taşımak için değil. Üst kısma radyatörü monte ettiğimiz zaman radyatör kasanın içerisinden dışarıya hava tahliyesi yapacak. Bu tahliye buradaki boşluktan dışarı çıkacak. Anladım. Yani üst kısma ekstradan o fanların hava alması için olan parçayı takmadan da kullanabiliriz. Arkadan da hava verebilir. Ama tabii ki hava akımı bu durumda bayağı bir değişik olacak. Arka taraftan daha basınçlı bir şekilde hava verilmesi gerekecek. Yine sağlıklı olan yöntem hem burayı hem üst kısmı kullanmak olacaktır. Tek başına burayı bırakmak değil. Bu kısımda aynı zamanda özel sıvı soğutma kullanmak isteyen kullanıcıların yararlanabileceği delikleri görüyoruz. Evet, bunların içerisinden hortumları geçirebiliyoruz. Hortumlar kesilmesin diye kauçuk var sevgili izleyiciler. Bunlar bu kısımdan çıkartılıp takılabiliyor. Ancak özel olmayan sıvı soğutmaları buraya sokup çıkarmak mümkün değil. Evet. Çünkü onlar sökülemediği için kapalı devre çoğu sıvı soğutma sistemi buradaki deliklerden içeriye monte edilemiyor. Onun için üst kapağı çıkartıp üst kısmı kullanabileceğimiz ve soğutmayı geçirebileceğimiz şu kısmın altında tam burada görmüş olduğunuz boşluk mevcut. Zaten Skylake sistemi monte ederken de buradaki kısmın tam ölçülerinden ve ne boyutta soğutucuların geçebileceğinden bahsetmiştik. Üst kapağı kaldırdığımızda burada 120 mm veya 240 mm'lik radyatörleri monte edebileceğimiz boşluğu görüyoruz. Evet, burada da aşağıdan şuraya panel bağlantı kabloları geçiyor. Bunlar buraya kablo tutturucuyla tutturulmuş durumda. İçeriden sabitlenmişler. Herhangi bir şekilde soğutma sistemini yerleştirebileceğimiz bu yuvaya temas etmiyorlar. Bu kapalı kısmın içerisinde kalıyorlar. Peki kapalı devre sıvı soğutmamızı buraya nasıl monte edeceğiz? Bu en çok merak edilen soru. Evet, buradaki genişlik bakalım Tundra, Silverstone'un Tundra TD-02E modelinde 120 mm değil 240 mm'lik radyatörü olan modelinde buraya uyacak mı? Evet Ali, şimdi burada işlemcinin üzerine gelen kısmı buradan geçireceğiz. Tabii ki bunun için üst kısmı çıkartmamız gerekecek. Geçirdikten sonra da buradaki radyatörümüzü öbür şekilde olacak şekilde buraya monte edeceğiz. Şimdi bir kapağı çıkartalım, bakalım geçiyor mu içerisinden? Evet. Ben soğutucu radyatörü tutayım istiyorsan Recep. Valla tek başına bile gayet rahat yapabiliyormuşsun. Evet. Tutmadan. Yani bu da alternatif montaj şekli. Hiç geçirmekle uğraşmak istemeyenler 7000 TL'lik sistem toplama rehberindeki gibi iç kısma da monte edebilir. Ama normalde bunu buraya monte ettikten ve bu kapağı üstüne kapattıktan sonra sevgili izleyiciler radyatörümüz bu kapalı kısmın altında kalacak. Üst kapağı çıkarmışken alttaki fan kontrolcüye de yakından bakalım dedik. Evet Ali. Merak edenler için sevgili izleyiciler buradaki düğmelerin bağlantıları, buradaki güç bağlantıları ve de USB 3.0 bağlantılarına kadar buradaki kontrol çipine kadar her şeyi görebilirsiniz. Kasanın ön kısmında 2 adet 5.25 inç genişleme yuvamız mevcut. Şu an kapalı. Bu hem ses yalıtımı sağlıyor hem de görünümü koruyor. Bunları çıkartmamız gerekiyor. Bir şey monte edeceğimiz zaman. Ama biz artık pek optik sürücü kullanmıyoruz. Hoş. 5.25 inçte mesela Osun OC panel ikisi var. Evet. Onu buraya takıp kullanmak gayet güzel olur. Arka kısma döndüğümüzde burada 12 santimlik bir fan görüyoruz.
Recep, güzel, iyi, 12 santimlik bir fan var ama yok mu başka bir özelliği? Ali, tabii ki var. 25 desibellik bir ses üretiyor. Bu fan aynı zamanda 20.000 saatlik bir çalışma ömrü mevcut. Tabii 20.000 saati tam olarak görür mü, görmez mi? Kalitesine göre değişiyor sevgili izleyiciler. Ancak bu şekilde üst seviye kasalarda genelde tahmin edilen ömrün üzerine çıktığını rahat rahat görüyoruz. Evet, bu arada fanın devrinden de bahsetmek istiyorum. 800 deviri %10 geçiyor veya %10 altına iniyor. Bu tür fanlarda elektrik de kontrol olduğu için sevgili izleyiciler %10'luk bir sapma aslında çok iyi. %25'lik dilimde sapma gösteren pek çok fan da mevcut. Aşağıya indiğimizde de 7 adet genişleme yuvası görüyoruz. Evet, büyük bir anakart ve Bobo PCI Express yuvası ya da PCI aygıtını burada takıp kullanabiliriz. En altta ise güç kaynağına takacağımız buradaki yuva mevcut. Güç kaynağımızın fanı için aynı zamanda bir toz filtresi de mevcut. Onu da bu şekilde görebilirsiniz. Güç kaynağı yerden aşağıdan yukarıdan hava çektiği zaman o filtre çok kısa zamanda dolabiliyor. Özellikle evde evcil bir hayvanınız varsa buradaki filtreyi sık sık temizlemenizi tavsiye ederiz. Vidalarınız çıkıyor. Arka taraftaki vidaları elimizle kolayca çıkartabiliyoruz. Tabi bazen montajlı hattından biraz sert sıkılmış şekilde çıkabiliyor. O zaman bir tornavida yardımıyla önce gevşetip sonra açmamız gerekiyor. Ardından kasamızın kapağını yukarıdan şu şekilde geri kaydırarak çıkartıyoruz. Şu şekilde oynattıktan sonra kapağımızı kenara alıyoruz. Kasaya ismini veren Dead Silence özelliğinin en büyük göstergesi. Evet, kapakların içerisindeki yalıtım materyali. Bu materyal de aslında oldukça tanıdık geldi Recep. Pek çok farklı materyal kullanılıyor. Ancak bunun dokusu oldukça tanıdık. Evet Ali, Fractal Design'ın Define kasalarında görmüştük yine benzer bir tasarımı. Evet, kasanın iç kısmındaki yalıtım son derece önemli sevgili izleyiciler. Sacın kendi kalınlığı da önemli. Dediğimiz gibi kasanın genel kalitesi ama en önemlisi parçaların birbirine ne kadar sıkı oturduğu ses yalıtımını belirliyor. Kasanın içine baktığımızda kablo yönetimini desteklediğini görüyoruz. Bunu nereden anlıyoruz Recep? Kablo yönetimini nasıl destekliyor bu kasa? Ali, buradaki delikler sayesinde örneğin 24.000 anakart güç kablosunu güç kaynağından buradan alıp arkadan dolaştırıyoruz ve ön tarafta çok daha temiz bir görüntü oluyor. Hem buradan ışık çok fazla geçmediği için görüntü temiz oluyor. Monte ederken zaten arkaya kapağı kapattığımız zaman çok fazla ışık geçmeyecek. Kablo kirliliğini saklıyor. Bir de kabloları bunlar kesmiyor sevgili izleyiciler. Ucuz kasalarda en çok karşımıza çıkan şeylerden bir tanesi bu yalıtımın olmaması. Bir de bakın buradaki kısımlar kablo yönetimi için olmasa dahi bunların bile kenarında elimizi kesmeyen böyle yuvarlatılmış bir yapı var. Evet Ali. Bunlar hep ince işçilik, bunlar hep detay özellikler. Parmağımızla yokladığımız zaman böyle boyası toz toz dökülmüyor. Toz kaplama boyanın kaliteli yapı ışmış bir şekilde tutunduğunu anlıyoruz. Bir de burada kelepçe tutturmak için pek çok kısım var. Bunlar da kabloları buraya gıdım gıdım tutturmamıza yarıyor. Bütün bunların ötesinde kasanın bu kısmında benim rahatlıkla parmağımı sığdırabileceğim geniş bir boşluk var. Bu da burada kabloların ezilmeden yandan geçebilmesi anlamına geliyor. DS-200'ün boyutlarından da bahsedelim Ali. Evet Recep, şimdi güzel yandan bakıyoruz. İçerisi oldukça geniş. Yan tarafında da boşluk var ama ölçüler önemli. Çünkü herkesin kasayı koyacak yeri aynı boyutlarda değil. Evet, kasanın boyu 527 mm, genişliği 210 mm ve uzunluğu da 485 mm. Buna uygun bir yeriniz olup olmadığını ölçüp arkada bir de kablolar için boşluk bırakmanızı tavsiye ediyoruz. Kasanın ucu ucuna sıkışık, arkası sıfır mesafede olmamalı her zaman. Her zaman arka tarafta en azından 5 santimlik bir hava alacak bir kısım olması gerekiyor. Evet, ağırlığından da bahsetmek istiyorum. 9.9 kilogram. Bu boyutta bir kasa için en önemli konulardan bir tanesi de anakart desteği. Evet Recep, şimdi ona sistem toplayacağız diyelim. ATX anakartları takabiliyor muyuz mesela? Evet Ali, ATX, Micro ATX ve Mini ITX anakartları rahatlıkla takabiliyoruz. Bir de tabii ekran kartı uzunluğu var. Tabi ekran kartı uzunluğu da önemli çünkü piyasadaki ekran kartlarının da uzunluğu sabit değil. Evet Ali, kasaya şu haliyle 290 mm uzunluğunda ekran kartlarını takabiliyoruz. Fakat görmüş olduğumuz 3.5 inçlik sabit disk yuvalarını çıkartırsak ekran kartı uzunluğumuz 410 mm'ye kadar çıkabiliyor. Yani 30 cm'den 40 cm'in ötesine geçen ekran kartlarını, en büyük ekran kartlarını bile disk yuvalarını gerekirse çıkartarak takabiliyoruz. Recep, disk yuvaları demişken buradaki 3 tane yuvayı görüyorum ama baştan sorayım. Burada yukarıda büyük yuvalarımız var değil mi? Evet, iki tane 5.25 inç yuvamız var orada. Bunların ismi 5.25 inç yuvaları sevgili izleyiciler. İlk defa tanışan izleyicilerimiz için optik disk, optik sürücü kullanmadıysanız bu tür diskleri, bu tür yuvaları kullanmamış olabilirsiniz. Evet. Ama normal sabit disklerin boyutu pek değişmiyor. Evet, normal sabit diskler 3.5 inç boyutunda. 3.5 inç boyutunda burada 3 adet yuva görüyoruz. Bu kısmı çıkartmamız gerekebilir. Dediğimiz gibi çok büyük ekran kartları takacağımız zaman burada da SSD'leri takacağımız yuvaları görüyoruz. 2 tane 2.5 inç yuva.
Altta iki tane daha sabit disk yuvamız var. Yani sevgili izleyiciler, 2 SSD ve 2 sabit disk ne olursa olsun garanti. Ekran kartı boyutumuzda normalse 3 tane daha disk, 5 tane sabit disk, 2 tane SSD ve 2 tane 5.25 inç yuvasına 2 tane optik sürücü ya da bir optik sürücü, bir adet overclock için, kontrol için ekstra fan kontrolcü ya da mekanizma takmamız gayet mümkün. Recep, bütün bunları yerleştirdik diyelim. Anakartımızı güzel bir şekilde yuvanın üzerine oturttuk. Zaten sistem toplama rehberini anakartı nasıl takacağımızı gösterdik. İşlemci soğutucuyu, sıvı soğutucuyu tepeye taktık diyelim. O tamam, onda sorun yok. Ama hali hazırda benim çok güzel bir hava soğutmam var. LGA'lar değişse bile eski hava soğutmaları hala kullanabiliyorum. Ya da illa hava soğutma takacağım. Kafamdaki termal tasarım bu. Evet, buradaki soğutucunun maksimum yüksekliği ne kadar olabilir? Yani kasanın kapağını ne kadar büyüklükte, ne kadar yükseklikte bir fan takarsam kapatabilirim. Ali, 170 mm'lik bir limitim var orada. 170 mm 17 cm ediyor sevgili izleyiciler. Yani gayet büyük, gayet kocaman hava soğutmaları da buna takmak mümkün. Kasanın ön kısmında da bir fan takılı olarak geliyor Ali. Evet Recep, bu fanın özellikleri nedir? Bu fan gözüme biraz daha büyük geldi. Sanki 14 cm. Evet Ali, 140 mm'lik bir fan, 800 RPM yine çalışma devri var. Bunun yanında 28,5 desibellik bir gürültü üretiyor. Evet, arkadaki fandan çok az daha yüksek ses çıkartıyor sevgili izleyiciler. Ama genel olarak bu ses seviyesinin düşük olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü 800 RPM böyle ağır, çok yüksek frekanslarda kafa ütüleyen sesler çıkartmayan bir frekanstır ve tercih edilir. Recep, şimdi bunun bir de içeriye hava çekme potansiyeli var. Evet Ali, ön fanın hava çekme potansiyeli 39.4 CFM, arka fanın ise 37.4 CFM. Bu CFM değeri ne anlama geliyor? Ali, cubic feet per minute. Yani cubic feet dediğimiz şey metreküp değil. Bu emperyal ölçü birimi olan feet ile ölçülmüş olan şekli sevgili izleyiciler. Bunu metreküpe çevirdiğimiz zaman düzgün bizim anlayacağımız cinsten dakikada 1.11 metreküp içeriği hava çekiyor demektir. Ya da dakikada 1.05 metreküp hava tahliye ediyor demektir. İkisi yaklaşık olarak birbirine denk. Peki Recep, diyelim ki ben sıvı soğutmayı yukarıya taktım ama ikinci bir şey yaptım. Öne de bir sıvı soğutma daha takacağım. Hem işlemciye hem ekran kartına yapacağım. Evet. Takabilir miyim? Takabilirsin tabii ki Ali. 240 mm veya 280 mm'lik sıvı soğutma sistemlerine takabilmek mümkün. Alt kısmın biraz daha geniş olduğunu görüyorum zaten. Belki disk yuvasını çıkarmadan 120 mm'lik tek bir radyatörü de alt kısma sığdırabiliriz. Recep, şimdi güç kaynakları genel olarak 3 aşağı 5 yukarı aynı boyutlarda. Evet. Ama daha büyük güç kaynakları da gördüğümüz oluyor. Mesela şöyle arkaya doğru uzun bir güç kaynağı oldu. Ya da yukarıya doğru biraz daha yüksek oldu. Ne boyutta bir güç kaynağı takabiliriz? Ali, 220 mm uzunluğa kadar güç kaynaklarını takabiliyoruz. Yani eski bir güç kaynağınız vardır, çok iridir, onu da bu kasaya sığdırabilirsiniz. Şimdi burada güç kaynağı bölümünün burada kasanın içerisinde toplanmış olan kablo demetini görüyoruz. Kasanın bu kendi kablo demeti ve bağlantılarına ve de burada bu şekilde bir kutunun içerisine gelen kutu içeriğine biraz daha yakından bakalım. Kasanın kablolarına baktığımız zaman örneğin burada USB 3.0'ın kasanın üst kısmına gelen bağlantısını görüyoruz. Hemen yanında yavru gibi duran bu kabloda USB 2.0 kablosu. Ancak bunların ikisinin birden takılması bazen problem olabiliyor. Recep özellikle bu konuda uyarmıştı. Evet, ikisini birden takmamak gerekiyor. Ya birini ya birini. Şimdi burada diğer kabloları görüyoruz. Bunlar da kasa kablolarımız. Bunları nasıl takılacağını sistem montaj rehberimizde gördük. Bu ikisini kenara ayırdığımız zaman kablolarımız bitmiyor. Normal ayrı bir USB 2.0 kablomuz var. Bu USB kablosunu ön portlar için bağlamamız gerekiyor. Bunlar oldukça birbirine sıkı şekilde bağlanmış. Burada fan kontrolcünün ve bağlantı yuvalarını görüyoruz. Molex ya da bakalım kaç pinliymiş? 3 pinli, 2 pinli olarak, evet 2 pinli olarak burada bağlantılarımız var. Bunlar fanları bağlamamızı sağlıyor. Esas bir de ilginç olan, şu arada hapsedilmiş olan, daha yakından bakacağımız bir termal sensör var şimdi burada. Kasanın üst kısmında görmüş olduğumuz ısı göstergesi buradaki ısı algılayıcıdan gelen verileri gösteriyor. Evet, üzerinde bir tane de bu şekilde bir kapak var. Bunu da çıkarttığımız zaman kendisini çıplak haliyle görebiliyoruz. Evet, daha sonra onu buradaki bant vasıtasıyla ısısını ölçmek istediğimiz cihazın üzerine yapıştırıyoruz. Bu sayede bunu sabitlemiş oluyoruz sevgili izleyiciler. Artık ısı ölçümünün nereden nasıl yapılacağının kararı size kalmış. Kutu içerisinden her amaca uygun vidalar çıkıyor. Evet, her birinin üzerinde amacının ne olduğu yazıyor. Anakart için, sabit disk tepsisi için, güç kaynağı için, 3.5 inçler için ve de burada motherboard, CD-ROM yani anakartı buradaki vida yuvalarının üzerine oturtmak için gereken vidalar ve de anakartı tepsiye oturtan vidaları sıkmak için gerekli olan aparatın hepsini burada görebiliyoruz. Burada da optik sürücü taktığımızda optik sürücünün önüne takacağımız olan aparatı görüyoruz. Evet, optik sürücünün üzerinde kasaya uyum sağlamasını sağlayabiliyoruz. Arka kısmını da buradan görebilirsiniz. Yaylı bir açılıp kapanan kapak mevcut burada. Her şey tamam Recep ama bu nedir? Ali,
Eğer 3,5 inçlik bir disket sürücü takacaksan bu aparat ile 5.25 yuvasını 3.25'e çeviriyorsun. Bu da yuvayı küçültüyor. Günümüzde artık disket kullanan pek fazla insan kalmadı ama halen ihtiyacı olan orada bir yerlerde biliyoruz birileri var disketleri kullanmak durumunda olan. İşte onlar için bu tür aparatlar oldukça yararlı. En sağda da kablolama uygun demiştik. Kablolama kelepçelerini görüyoruz. Ben bunları genelde kutu içeriğinden çıkanlar yetmediği için güvenmiyorum. Tutup 100'lük 500'lük falan böyle arada toptan alıyorum. Çünkü topladığım sistemlerde bol bol kullanıyoruz. Kasanın alt kısmını da bakalım dedik. Evet, alt kısma baktığımız zaman alışık olduğumuzun dışında ilginç bir tasarım çizgisi olduğunu gördük. Evet Ali, bu kısım ince, buralarda kalınlaşıyor ve kauçuk ayakları burada görüyoruz. Kauçuk ayaklar son derece güzel, böyle ince, yükselen, kopabilecek olan ayaklar yok. Kasanın kendi bir parçası şeklinde. Zaten biraz ağır bir kasa sevgili izleyiciler. 9.9 kilogram olduğunu söylemiştik. Bu bağlamda ayak tasarımı da sağlam olmak üzere tasarlanmış. Şuradan ön kısmı zaten söküp çıkartabiliyoruz. Arka kısmında da toz filtresini görüyoruz. Alttan da gayet güzel hava alabilecek bir boşluğu mevcut. Ön kapağı da çıkardık. Ön kapağı çıkardığımız zaman ön fanlarında önünde bir toz filtresi olduğunu gördük. Evet, bu toz filtresini söküp temizleyebiliyorsunuz. Söküp temizlemek için buradaki kulakçıkları yana çekip ileriye doğru çıkartmanız yeterli sevgili izleyiciler. İstersen altta çıkartalım acaba. Bu şekilde toz filtresini çıkarttığımız zaman burada fanımızı görebiliyoruz. Zaten fan özelliklerinden bahsettik. Burada fan yuvalarının yukarıdan aşağıya doğru bu şekilde esnek olduğunu farklı ölçülerde fanların takılabildiğini de belirtelim. Evet sevgili izleyiciler, Dead Silence 200'e birlikte yakından baktık. Evet Ali. Recep, artı ve eksileri nelerdir? Bu kasaya hem yakından baktık, incelemesini yaptık hem de sistem toplamak. Evet Ali, sistem toplamak gerçekten bize epey bir tecrübe kazandırdı bu kasa konusunda. Bu bağlamda artlarından başlayalım istiyorum. Başlayalım. Ses yalıtımı kasanın en büyük artısı zaten Dead Silence ismini buradan alıyor. Aynen öyle. Özellikle üst kapağı kapaklı kullanıyorsanız ses daha da güzel yalıtılmış oluyor. Üst kısımdan eğer fan havalanması gerekiyorsa ses yalıtımından biraz feragat ediyorsunuz ama çok sağlam soğutma elde ediyorsunuz. Evet, devam ettiğimiz zaman 0.8 mm kalınlık ile sağlam bir yapısı var kasanın. 9.9 kilogram ağırlık ile de zaten onu gösteriyor. İçerisinde bileşenler olmadan kasanın kendisi 10 kilogram. Sevgili izleyiciler, ince kasalarda sistemi topluyorsunuz. İçindeki ekipmanla parçalarla birlikte 10 kilo oluyor. Bunda kasa kendi başına 10 kilogram. Evet, herhangi bir esneme yok. Kasanın gerçekten sağlam bir gövdesi var. 25 wattlık fan kontrolcüyü de beğendik. Ekstra bir fan kontrolcü takmadan kasanın kendi tasarımının bir parçası olarak tak ve kullan. Evet ve bize epey bir seçenek sunuyor fanları tamamen kapatmaya kadar. Devam ettiğimiz zaman uzun GPU ve power supply yani güç kaynağı da takabiliyoruz kasaya Ali. Kasanın genişliği burada bir avantaj. Bir de ortadaki disk sürücülerin yuvasını hemen çıkartıp oraya uzatma yapabiliyoruz. Arkadan iki tane vidayı söktüğünüz zaman hemen o kızak zaten geri veriyor. Evet Ali, bir toz filtreleri beğenimizi kazandı. Hem ön tarafta toz filtresi var sevgili izleyiciler, hem güç kaynağının orada toz filtresi var, hem de üst kısımda da kendi dokusunun içerisinde yine bir kaplama olduğu için oradan da tozları daha sonra elektrik süpürgesiyle çekmek mümkün. Evet. Tavsiye edilen şey aslında basınçlı havayla her zaman çıkarmaktır ama biliyoruz ki hanelerin %99'unda ve iş yerlerinin büyük kısmında bu iş için uzaktan elektrikli süpürge kullanılıyor. Evet Ali. Şimdi X'lere geçelim istersen bir de. Ne olsa daha iyi olurdu bu kasalar acım. Ali, üstteki kilit biraz daha sağlam yapılabilirdi. Biraz sert. Bazen basıyorsunuz böyle kolay açılmıyor. Bazen de yerinden zor kan oluyor. Evet, sanki böyle kırılacak gibi bir hali var. Oysa yani bugüne kadar zorladık, kırmadık. Yani evet. Bir defa da değil, birden fazla defa zorladık. İlk açılışta da zorladık. Hatta ben ilk defa denediğim zaman... Ya yanlış bir şey mi yapıyorum hissine kapıldım. Bayağı bir zorladı. Ondan sonra bir süre sonra alıştıktan sonra trak trak diye açıp kapatabilmeye başladım. Ama kasayı ilk defa kullanıp üst kapağı değiştirecek bir kullanıcı eminim orada bir dakikalık tereddütü yaşayacak acaba. Kesinlikle Ali. Bir başka eksi de bütün radyatörlere uymayabilir. Şu üstteki kısımdan radyatörün özellikle soğutucu kısmını geçirmeniz gerekiyor. Oradaki alan bütün işlemci soğutma kısmı için yeterli olmayabilir. Her radyatörün boyutu, standardı, şekli, şemali birbirine uymuyor. Yuvarlak olanlar var, kare olanlar var. Bacakları biraz daha alengirli, daha böyle büyük olanlar evet. Var. Onlar zorluk çıkartabilir sevgili izleyiciler. Öyle bir durumda içeriden monte edebilirsiniz. Bizim sistemde yaptığımız örnek yol olarak yaptığımız şekilde. Ama o zaman da her kullanıcının içine sinmeyecektir. Hani radyatör kızağı var, niye radyatör kızağının üzerine koymuyorum diye. O kısmı biraz daha geniş tutmaları hiçbir şeye engel olmazdı. Evet. İçi daha rahat ederdi kullanıcının. Montaj daha rahat olurdu. Baktık kenarında köşesinde aslında bir engel yokmuş. Biraz daha geniş tutarlarsa kasayı aslında geliştirebilirler. Evet Ali, sonuç olarak genel olarak baktığımız zaman kasayı fazlasıyla beğendiğimizi söyleyebiliriz. Özellikle şu dışarısındaki yumuşak dokulu plastik kaplama.
renk seçeneği, ondan sonra sessiz bir kasa olması çok güzel. Bazı kullanıcılar ama Recep yanında pencere olmasını da isteyebilir. Öyle bir seçenek var mı? Var Ali, pencereli modelde mevcut kasanın. Pencereli modelde kasasını sergilemek isteyenlere hitap ediyor ama öncelikle Dead Silent ses yalıtımı olduğu için bu içerisi ses yalıtımlı kapaklar tercih edilmiş. Özellikle yan kısmında penceresi olsun diyorsanız alıp kesmeden önce pencereli kısmı tercih etmenizde fayda var sevgili izleyiciler. Evet, bir de fiyattan bahsedelim isterseniz. Recep, şimdi güç kaynaklı mı güç kaynaksız mı satılıyor? Ali, hem güç kaynaklı satılan model var hem de güç kaynaksız satılan model var. Güç kaynaksız satılan bu haliyle modelin fiyatı 360 TL. 360 TL güzel bir fiyat çünkü oldukça sağlam bir kasa olduğunu söyleyebiliriz. Hesaplı kasalara da baktığın zaman Recep zaten aslında fiyat o kadar da çok aşağıya doğru gitmiyor yani. Evet. Çok ucuz kasalarda da pek çok tecrübemiz oldu sevgili izleyiciler. Şimdi sistem toplamak, sistem toplarken daha doğrusu sistemi toplayacak olan özellikle sizseniz, bu kasanın metallerini sizin eliniz gezinecekse biraz daha kaliteli bir kasa almanın neler getirdiğini çok iyi anlıyorsunuz. Kesinlikle, yoksa ellerinizde bazı kesikler oluşabiliyor. Bunu tabii montajdan sonra fark ediyorsunuz. O an sıcağı sıcağına fark edilmiyor. Montajdan sonra bir bakıyorsun her tarafta ufak tefek yaralar, bereler, kesikler. O da bir yana Recep. Çalışırken zıngıldamayan, böyle tiz sesler çıkartmayan, iyi oturan bir kasa oluyor. Bazen uygun fiyatlı kasaları da tercih ettiğimiz oluyor. Herkesin bütçesi değişiyor. İllaki o biliyorsun işte birazcık sonda gelir kasaya doğru evet. İşler. Önce şu ekran kartını biraz daha güçlü bir üst model alalım dersin. Kasanın rahatı ve lüksü sonra gelir. Ama uzun vadeli kullanılan bir sistemde gerçekten yapılan yatırımı geri getirecek olan kasalardan bir tanesi olmuş. Evet, sizler birlikte Aerocool'un DS200 kasasını inceledik. Bir başka incelemede görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.